Sevgili dostlarım, herkese merhabalar. Kaldığımız yerden World of Warcraft Klasik Mage karakterimize arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, şimdi Uğur hoş geldin. Hemen Uğur tabii ki şaşırtmıyor bizi. Aleykümselam, hoş geldin Uğur. Vallahi Uğur, sen bizi bırakırsan çok üzüleceğim var ya. Beni bırakırsan çok üzüleceğim gerçekten. Bizim önceden Mücahit vardı işte. Mücahit hep gelirdi yayınlara. Artık o işte başka işlerle ilgilendiği için pek bakamıyor yayınlara. Oyunla pek alakası kalmadı, öyle söyleyeyim. İş güçten. Ama sen farklısın ha. Hiç kaçırmıyorsun maşallah. Sanki hazırda bekliyorsun böyle yayın olsa da hemen dalmasak diye. Ne haber, nasılsın? Evet, şu ruhları kesecektik en son. Onları bir keselim. Ebediyete gönderelim ruhları. Rahat etsinler. Ne güzel. Lan yanlış tuşa bastım. Şu Arcane Missiles güzel bir yetenek ama çok fazla mana harcıyor. Onu yapmanın bir anlamı yok. Patakote vuruyor ama şöyle göstereyim. Bir dakika. Atamadım. Bu şekilde. Pat pat pat. Bu tabi o anda saldırı almaması gerekiyor karakterimin. Düzgün atış yapması için saldırı aldan da bitiriyor o şeyi. Hızlı şekilde bitiriyor yani, büyüyor, öyle söyleyeyim. Şimdi biz şey yapalım. Yemek yapalım. Su yapalım. Bunlar hep ihtiyacımız olacak. Yeriz, su içeriz abi. Bir daha su yapıp içeceğim. Tamam. İyi ben de ne yapayım ya. Zili tıklıyor musun? Hani bazen böyle YouTube yapabiliyor. Yani zili tıklasam bile yayını göstermiyor o anda. Gerçi yayını çok uzun yapmıyorum ben, biliyorsun. Artık bu video serisi olduğu için sonra rahat bir şekilde izlenmesi için ben böyle çekiyorum videoları. Bazı günler şöyle yapacağız. İzinli olduğum günler, atıyorum sabah yapacağız. Bu karakterden bahsediyorum. Öğlen yapacağız. Bir de akşam yapacağız aynı zamanda. Birer saatlik genelde. Daha sonra rahat bir şekilde izlenmesi için. Roach karakterin şöyle kötü yanı oldu. Çok fazla uzun süre çektiğimiz için izlenmiyor sonrasında. Hani 3 saat bir şey izlenmez şimdi yani. O da var. Bu da geberdi. Ya vuramadı bir tane. Çak ağzına kardeş. 2 saat vuracağım diye. Bir selam çakalım arkadaşlara. Ha, doğrudur. Oluyor bazen öyle işte. YouTube'un bazı böyle şeyleri var. Acayip hareketleri var. Ah, vuramadık, kötü oldu. Şey, leveli biraz yüksek olduğunda veya aynı levelde olduğumuzda bazen vuramayabiliyor karakter. Güzel, bunu da aldık. Bundan 2 tane kalmış. Eyvallah, sen izlersin hiç. İnsanların algoritması bu sefer hani izlemeyince algoritma yerlerde geziyor. Ve video paylaşılmıyor. Diğer işte izleyiciler bulamıyor yayında, göremiyorlar. Öyle bir sıkıntı var maalesef. Senin yaşın kaçtı Uğur? Belki daha önce sordum da hatırlamıyorum ya.
Şimdi şu ruhlar mı kaldı? Hepsini yapmışız, tamam. Şuradaki Scarlet'leri keseceğiz. Şeyler var aynı zamanda. Örümcekler 36. 2 yaş var aramızda. 2 yaş büyüksün benden. Sonrasında başka bir şey yok galiba. Bir su yapalım da giderken yolda böyle zorluk çekmeyelim. Yemek kaç şey veriyor? 61 sağlık. Az veriyor da neyse. İdare ederiz onunla. Biraz kurt keselim. Kurtlara ihtiyacımız var. Buradan yukarı çıktığımızda Scarlet tarikatı var. Onlara bir merhaba diyeceğiz birazdan. Az sonra. Şimdi. Evet, biraz temkinli çıkalım da. Direkt üzerimize çullanmasınlar. Tamam, burada yok. Bir yukarıda var galiba düşmanlar. Aha. Vallahi üzerime geldiler direkt. Direkt geldiler. Geri çıkalım. Bakalım kaç kişiler? İki kişiler. Gelin böyle. Hop düştüm. Buraları sıkabiliyorum. Güzel. Güzel oldu bu. Biri gitti. Sıra sende. Yiyelim bunları bir güzel. Afiyet olsun. Afiyet şeker olsun. Bu yeme iş çok güzel bir şey ya. Bu karakterde. Kendi hiliyormuş bu ya. Kötü oldu. Bunlara yüzük mü toplayacağız? Bir de kesme görevi de var. Tamam. Bunlara yüzük toplayacağız sadece. Vuramadık. Zerotların da şeyi var. Öldürme görevi var. Evet, haftaya bu arada Baldur's Gate'e başlıyorum. Biraz zorda oynayacağız Baldur's Gate'i. Hani öyle söyleyeyim. Honor modda oynamayı düşünüyorum. O bayağı zor olacak bizim için ama daha zevkli olacaktır. O da farklı bir seri olacak bakalım. Yapabilirsek. Alamadı ya. O kadar başarılı bir karakterim var yani. Daha madeni çıkartamıyoruz. Evet. Yarın iş var mı Uğur? Sabah gideceğim ya işe yarın. Ben akşamcıyım. Rahatız bu gece.
Bunlar yalnız şey çıkmıyor. Bayağı beni uğraştıracak. Yüzük falan çıkartamıyoruz bir türlü. Zorluyor. Bir şey yapalım. Su içelim. Sekiz beş. Oo. Sabah vardayız. Allah kolaylık versin. Ama sabah şey güzel. Hani tamam kalkması zor da akşam eve gidiyorsun ya çok güzel oluyor. Akşamcıyken mesela ben tamam uyuyorsun sabah güzel rahatsın. Ama bir türlü o akşam zaman geçmiyor ya ona uyuz oluyorum. Saat 8'den sonra zaman hiç geçmiyor. Hani hemen bir süre gitsek şeyine düşüyoruz bu sefer. Bir de akşam 10'da kapanıyor mağaza. Şimdi yaz uygulamasındayız. Daha kış uygulamasına geçmedik. Kış uygulamasında 9'da kapatıyoruz. O çok daha güzel oluyor. Ama 10 oldu mu bayağı sıkıyor beni ister istemez. Şurada bir maden var. Bunu ellemeyeceğim çünkü diğerlerini çağırabilir. O yüzden dikkatli olmak lazım. Şuradan gidelim. Hem maden toplarız buradan. Ya doğrudur. Bizim iş yerinde ben işte gece sabah fark etmiyor da işte sabah gecenin farklı şeyleri var. İyi yanı kötü yanı var öyle söyleyeyim. İnşallah diğeri gelmez. Hah gelmez artık diğeri. Güzel. Atma onu, atma onu, atma ya. Daha içelim. Doğrudur. Evet su içtim direkt hemen dolu veriyor manamız. Çok güzel. Vallahi bu çok sevindirici bir şey. O kadar zaman kaybetmiyoruz hiç olmazsa. Hemen dolu veriyor. Yalnız bir şey fark ettim. Oyuna feci bir ilgi var bu arada. Bayağı tuttu bu. Yayınımız, serimiz. Yani ben buradan devam ederim abi. Ben bu meşten devam ederim sonuna kadar. Şeye devam edeceğiz. Roach'u ben tek başıma oynayacağım artık bundan sonra. Zor kasılıyor Roach. Onda full dungeon girmeliyim sürekli. Yeni katılan arkadaşlarımız da var bu arada. Bayağı bir gelmek isteyen, gelen. Yani... Bir ara şey düşündüm bu Thrones of Liberty diye bir oyun çıkacakmış ama hiç bakmayacağım abi. Bizim hazır oyunumuz var. Hiç başka toplara girmek istemiyorum. Ne gereği var? Hazır bildiğimiz oyun. Adam kalmadı değil mi? Şu örümcekleri keselim bari. Onur hoş geldin eyvallah. Şunları keselim bari. Bak bunlar hemen çıkıveriyor ne güzel.
Dedim ve çıkmadı. Lan şomazımı açtım ben, çıkmadı bak, görüyorsunuz değil mi? Çok şomazıyım ben ya. Vallahi bak. Ne zaman şomazımı açsam başıma bir şey geliyor. Bak yine çıkmadı. Tam çıkıyor dedim, çıkmadı bak bir anda. Eşyalar. Bu da gitti. Çıkmadı gene. Bir tane daha su yapıp su içeceğim. Abi çıkmıyor şimdi. Son bir tane kaldı. Oo, özel bir düşman bu. Bakalım bir şey çıkartabilecek miyiz kendisinden? Deneyeceğim şansımı. Oo, biraz zor olacak bu. Fireball attım. Bir de ona bir sürpriz yapalım şöyle. Tamam mı? Yavaş gelsin, hızlı gelmesin. Atamadım lan onu. Hayret. Ye şunu. Atamadım. Atamadım. Ölmeyiz inşallah. Ölmeyiz ya. Canı fazla sadece. Poison attı ya. Kötü oldu. Aha çıktı valla. 4 Spirit. Vay canına. Baya benim işime yarar bu. Giy şunu. Güzel. Valla yeşil item bulduk. Mükemmel. Burada örümcekler var. Daha zehri yedik yalnız. O kötü oldu. 2 dakika sürüyor zehri bile. Abi ne görevmiş bu? Çıkmayacağım diyor bir türlü ya. Vallahi çıkmayacağım diyor. Biril kasabasındaki eczacı Johan ona hain gece ağı örümceğinden 4 zehir öne getirmeni istiyor. Sen toplanırken elindeki tomarlardan birinde eski bir vebanın binlerce masum kurbanı yok ettiğini gösteren eski bir metin buldum. Daha sonra vebadaki ölümcül maddenin gece ağı çıktı bu arada. Görev değişti. İngilizce oldu. Gece ağı örümceklerinin zehriyle korunduğu keşfedildi. Bu deneyi tamamlamak için bana Vicious Night Web Spider biraz zehirli falan diyor. Farklı bir zehir peşinde eleman. Aa, burada keseceğimiz başka şeyler de var. Biz yanlış yere gelmişiz. Neyse artık. En azından şu insignia görevini yapalım da. Bu yüzük görevi var ya, onu yapalım hiç olmazsa. Altı oldu.
7. Güzel. Hepsinden çıkıyor neredeyse. Ah be. Son anda öldü. 8. 3 kişiler. Onlara dalmayacağım. Dokuz. Hadi yavrum, on olsun. Çıkarsın be. Atma. Attı be. Geç kaldık. Ve çıkmadı. Sonunda bu görevi de yaptık. Hemen gidelim Bülül'e. Orada taşımız var nasıl olsa. Bayağı da eşya çıkartmışız yalnız. Yaka maka. Elimizde bayağı eşya var. Şimdi. Hello. Al şunları elimden bir. Kaza çıkmasın. Bir hata olmasın. Ha, bir silah bulmuşuz. Bir dakika durun. Satabilir miyim? Puhen, çift elli. Yani satabiliriz belki, belli olmaz. Al bunları. Şunu da al. 9-17 fire damage. Bunu satabiliriz. Kalsın. Bunları bankaya koyacağız. Bu lazım olacak yemek için. 8-13 diyor. Kaç? 8-12, bu daha iyi. Bunu al. Tamam. Başka bir şey yoksa devam edelim. Sat bunu da. Bu kalacak. Yemek yapacağız. Bir yemek yapalım. ...25'te kalsın. Bir üst seviye çıkabilir çünkü. Tam bilmiyorum. O yemekçiye bakmak lazım. Aşçıya. Şehre gittiğimizde. Şu anlık böyle kalsın. 12 olmak üzereyiz. Diğer karakterden şey göndereceğim. Hemen bir geçeyim ona da. Bir want göndereceğim. 12 level'lik want yapsın bize. Şimdi bakalım want için ne lazımmış. Want için... Böyle baktık baktık. Magic want bu. 13. 13'müş ya. 13 ne istiyor? Yapalım da. Glitter Magic Essence. Ya bu bende yoktu herhalde ama. Bir şey de var mıdır ki? Bakmak lazım oraya ben. Bir de bununla uğraşacağız şimdi. Satın alırız olmazsa, göndeririz o karaktere. Veya hatta kendi karakterimi alırım gidip de. Bakalım burada var mı öyle bir şey. Sanmıyorum da. Bankaya bakmak lazım ama bankada yok diye biliyorum ben. Simple Wood lazımmış. Bana onu ver de. Belki yapabiliriz, belli olmaz. Veya bir eşyayı kırarız. Düşük seviye bir eşya varsa. Belki vardır ya, bakalım. Daha binek almadım bu karaktere. Daha binek alacağım. Bakın bayağı bir %200 gelişiyor şu an. İki katı XP gelecek. Bir bakmam lazım. Acaba var mı, yok mu? Bunlar da düşmüşler.
Bunu ben almıştım. Bunu da almıştım. Karakterim için. Bunları da göndeririz. Artı da basarız. Daha sonra mı basar? Ne yapalım bilmiyorum. Şimdi var mı o? Var. Tabii ki de var. Tabii ki de var. Aç bakalım şunu. Yap şu wand'ı. 10 tane varmış. Bir de yok diyorum ya. Bir de yok diyorum arkadaşlar. Tamam. Şuna mana basıp gönderebiliriz. Mana kaçtan basıyorsun abi? Chest. Stat basmayacağım. Mana basacağım. Greater mana. Şunu istiyorsun bir tane. Tamam. 50 mana. 50 mana değer mi? 50 mana, 50 mana. Size kaç mana alıyor? Göremiyorum ki. 400 mana falan vardı. 50 mananın bir anlamı var mı? Bence yok. Daha sonra basarız ya. Neyse. Çok da önemli değil. İlk seviyelerde. Bunları gönderdim. Başka gönderecek bir şeyim yok. Bunu yapacağım. Ben öğreneceğim. Tamam. Geçelim diğer karakterimize. Evet. Tabii gelmesi bir saat buluyor. Önemli değil. Zaten daha seviye 12'yiz. Daha önce gönderdiğim şeyler kalsın burada. Bunlarla işimiz yok. Şimdi arkadaşlar görevlerimizi vermeye başlayabiliriz. Burada görev vermediğimiz yok maalesef. Burada var. Vereceğimiz yer. Ölüm kanıtı. Tamam. 625. Artık XP fazla gelmiyor. Buradan gideceğiz. Buraya da bir işimiz kalmadı. Önce bir şehre gidelim. Şehirde mage görevi var. 390. Bu niye böyle bu kadar az şey verdi? Biz zehri vermeye gidelim. Al bakalım zehri. Yeni bir veba. Ölüm muhafızlarına göre o aptal cüce dağcılarından biri daha az önce yakalanmış. Ölüm muhafızları dar ağacı ucu meyhanesinin mahzenini tutsaklarla uygun şekilde ilgilenene kadar bekletme hücresi olarak kullanmayı seviyor. Neden gidip esir dağcının onun için yaptığın bu özel içkiden nasıl keyif aldığını görmüyorsun? Karanlık Lady'nin Azeroth'un geri kalanı için ne planladığına dair ince bir ipucu içeriyor. Hadi bakalım. Biraz eğleneceğiz. Biraz eğleneceğiz burada. Sopamız da maşallah bizden uzun. Bizden büyük yani. Şuraya bak. Merhaba. Al bakalım yiğidim. İç yarasın. Harekete bak harekete. Bakayım. Popomu öp diyor. Vay anasını ya. Vay anasını hareketlere bak ya. Al lan şunu. Güvenilir tüfeğimi alsaydın ölmüş olurdun mage. Buhar tankı Turgay'ı beni kurtarmak için gelene kadar bekle. Aha gelirler. Ah sonunda bir içki. Rhapsody Malt olmadığına eminim ama bu noktada eski düdüğümü öttürmek için her şey kabul et. İç bakalım. Ne oldu? Güzel miydi? Tatlı mıydı kardeş? Hoşuna gitti mi? Mutlu musun? İyi geldi mi? İyi gelmiş. 12 olmaya çok az kaldı. 12 olup şeye gidelim. Şehre gidelim arkadaşlar. Zaten 12 olacağız. Şurada bir görevimiz daha var değil mi? Şehirde görevlerimiz var. Onları da verirsek 12 oluruz. Hiç olmazsa yeni yeteneklerimizi alırız. 12 olduktan sonra.
Güzel. Tamam. Seviye atlandı. Şimdi şuna devam ediyoruz aynı zaman. 5 puan verilebiliyormuş buna. Güzel. Bayağı bir saniyesini düşürüyor hiç olmazsa. Çok daha hızlı. Ben nereye gidiyorum? Şehre gideceğim sözde ama bambaşka yere gitmeye çalışıyorum. Hatırlıyorum kafede oynarken bunu böyle şey yapıyorduk. Hani o zaman tabii zaman fazla alamıyoruz ya, süre, paramız yok cebimizde. Yarışırdık işte bak. Yarım saatte işte 10 level oldum falan. Ulan ne günlerdi ya. İşte bir saatte şu kadar levele geldim. Evet, Arthas'ın o giriş yaptığı kale arkadaşlar. Babasını öldürdüğü. Şu an kaleye giriyoruz. Daha doğrusu şehre giriyoruz arkadaşlar. Arthas buradan geçti. Ses geliyor mu ambiyansta? Böyle bir sesi vereyim ambiyansı. Duyun abi. Bak. Burada Arthas karşılandı güllerle. Geldi geldi geldi. Kapıları zorladı, açtı. Babasına şöyle bir saygı duruşunda bulundu. Daha sonra babasını burada öldürdü arkadaşlar. Sesler gelecektir. O işte sinematik sesleri geliyordur. Dur bakayım, geliyor mu? Geliyor. Evet, neyse. Ambiyansı bir düşüyor. Ambiyans sesi bazen çok böyle etkileyebiliyor. O yüzden düşük yapıyorum ambiyans sesini. 30 yapıyorum. Ya 20 yapalım. Yeter. Babası da burada yatıyor arkadaşlar. Burada Kral Terenas Menethil ikinci Kral Menethil yatıyor. Lordaeron'un son gerçek kralı. Yaptıkları büyüktü. Saltanatı uzun sürdü. Ölümü düşünülemezdi. Baba oğlunun yaptıklarından dolayı suçsuz yere yatsın. Kanlı taç kayıp ve unutulmuş olarak kalsın. Vay anasını. Kapanacak şimdi burası. Biz ne yaptık diyor. Neyse abi, buna bulaşmayalım. Bu bizi yer. Bu bizi yer. Zaten yiyecek bir yerimiz yok da, yenecek de. Gene de ne yapacağı belli olmaz. Evet. Yeraltı şehrindeyiz arkadaşlar. Yeni bir düzen kuruldu burada. Sylvanas sayesinde. Weapon Merchant. Weapon. Bana silah lazım değil kardeş. First aid değil de burada şey var. Ha dur. Altta aşçı var. Eğitmen var. Bir eğitmene bakalım. Seni dinliyorum. Evet, şu spiced özel tuzlanmış mı artık? Baharatlanmış kurt eti. Ve mild spice istiyormuş bunda. Tamam. Mild spice vardır abi burada. Bir 10 tane ver de yapalım. Kimseye güvenme diyor bak. Burası Under City. Yeraltı şehri. Burada kimseye güvenmeyin abi. Burada ne olacağı belli olmaz. Succeeding you father. Aynen şey dedim. Warcraft 3'te bunu söylüyordu galiba.
Hangisi söyledi onu ya? Hangi şeydi o andeyatta? Bu şefmiş. Ex şef. Bunların da bir hikayesi vardır illaki. İllaki bunların da bir hikayesi vardır. Şimdi şu görevleri bir yapalım. Şurada bir görev daha. Ha, bu fey ya. Eyvallah Halil, hoş geldin. Şunları da satışa koyalım. Bir dakika. Şimdi şunu satan var mı böyle bir şey? Var. 19 gümüş. Değer mi? Ha, gidebilir. 19 gümüş. Böyle 3 gümüş gidecek. Yani bilmiyorum. 18-19 gönder. Para paradır abi. Para paradır. Bir tane daha vardı galiba ama şu want var. Want'lar para yapıyor mu acaba? Bakayım bir. Yani 11 gümüş. Arthas babasını işlemeden önce diyor. Ha. Aynen. Hatırladım şimdi. Önce bir ara acaba diyorum Warcraft 3'te şeyde miydi böyle? Yönlendirirken karakterleri orada mı diyordu? Senin yapamadığını yapıyorum değil mi aslında diyor orada. Sen ne yapıyorsun oğlum falan diyor orada işte öldürmeden önce. Vay be. Şimdi o şehrin altında yeni bir düzen kuruldu abi. Bir Sylvanas'a gidelim mi gelmişken? Ona da merhaba diyelim. Şeyde Lich King'de burada bunlar değişiyor. Bunları yapan doktor var, tamam mı? Buranın bir doktoru var arkadaşlar. Bunları üretiyor işte. O karşı geliyor. Lich King'e saldırıyor işte orada. Ama Horde'lara da saldırıyor aynı zamanda. Bu sefer Aliens ve Horde birleşip bu Undercity'ye geliyorlar. Aliens de olması lazım onlarla beraber. Doktoru buradan def ediyorlar. Daha sonrasında bu guardlar şey oluyor. Orklar oluyor burada. Orklar devralıyor buranın güvenliğini. Normalde buranın güvenliği doktora ait. Bak doktor malzemelerini koymuş buraya. Ona gidelim. Ben merak ediyorum. Bakalım hiç olmazsa. Madem role playing oynuyoruz. Bakalım abi. Acelemiz var mı? Yok. Aa, burası çok güzel duruyor gerçekten ya. Bu Warlock'ların mekanı galiba. Ha, Mage. Buradaymış lan. Yemek geldi. Dump Magic neydi ya? Hedeflenen parti üyesine karşı konulan büyü azaltır. Büyülerden alınan hasar 10 kadar arttırır ve... Bu neymiş ya? Üşme şey, bunu biliyorum. Light Feather istiyor mesela, bak. Light Feather işte para yapıyor. O yüzden para yapıyor. Light Feather ile bunu kullanabiliyoruz. Bu düşüşü yavaşlatıyor. Düşmüyorsunuz. Uçuyorsunuz havada. Süzülüyorsunuz. Fireball geldi. Başka bir şey. Şey zaman geliyor. Arcane Intellect. Arcane Missiles. Şu Explosion da güzel. 14'te geliyormuş. Fire Blast. Flame Strike. 16. Bak bunlar hep alan büyüsü. Bunlar hep bize lazım. Flame Strike. Blizzard geliyor 20'de. Oo, çok güzel. Warlock da burada. Mokra. Aha, Mokra. What would you ask of death? Anastasia. Victory for Sylvanas. Balnil çiftlik evi. Doğudaki Plagulans bir sapkınlık. Plagueland bir sapkınlık. Lich King tarafından tasarlanan bu topraklar büyülerini toprağa yayarak yaşayan herkesi bozar ve öldürür. Her ne kadar vebanın yıkıcı güçlerinin belli bir cazibesi olsa da biz unutulmuşların büyücüleri, onun asi olduğuna ve kısıtlanması gerektiğine inanıyoruz. Ama önce Trisfal'da ne kadar yayıldığını ölçmeliyiz. Trisfal'ın doğusundaki Balnir çiftliğine git. Bahçede çiçekler var. Aslan ağzı. Bunları topla ve geri dön. Ya, onu mu veriyorsun? Hmm.
Güzel bir asa yalnız. Asa mükemmel. Asa mükemmelmiş bu arada. Lich'in kimliği. Bunu yapmayacağım ya. Bu saçma bir görev. Çünkü biz başka bir yere gideceğiz. Şey bize görev veriyor. Dungeon görevi, bunu yapmayız. Bakarız daha sonra. Do you think we have forgiven? Aynen, onu biliyorum. Diye güzel bir monoloğu var. Ratgate sinematini doktorun. Doktor fena ya. Doktor bu ne diyorsun? Doktor bu ne? İnsan yiyecek bunları falan. Aynen. Şimdi buradan gidelim abi. Şu çıkalım de daha sonra Silvanas'a bakarız ya. Doktorun da görevi var çünkü ona geleceğiz. Geldiğimizde bakarız bir dahakine. İllaki çünkü ona geleceğiz buraya. Ha, bu daha iyiymiş. Şimdi ne gelmişti? Fireball gelmişti değil mi? Şu geldi. Bunu bir koyalım. Dump'ımız ne abi? Magic damage taken up. Referen parti üyesine karşı kullanılan büyü azaltır. Tamam. Büyülerden alınan hasar 10 kadar arttırır ve iyileşme büyüden 20 kadar arttırır. 10 dakika sürer. Değişik. Bu koy. Frostbolt 2'de zaten. Fireball gelmişti. Kaç vuruyor artık? 53'e 73 vuruyor. Gerçekten güzel vuruyor bu arada. Evet, şimdi abi tabana kuvvetleyerek yürüyeceğiz. Başka bir çaremiz yok. Şu madenleri al. Bunlarla işim yok şu an benim. Daha sonra engine'lik de kasacağız. Onu bekletiyorum giderek. Daha var. Ama şey yapabiliriz aslında. Bunları engine'lik nerede? Şu mining'de bunları tamamlayabiliriz. Ya daha sonra yaparız. Hiç bununla uğraşmak istemiyorum şu an. Bunları da buraya koy buraya. Mektuplar var. Onlar kalsın. Şunu da koy. Tamam, gidelim. Beryl'de kalsın taşımız. Zeplin olayı var ya orada. Ogrimmar'a daha sonra taşımı odaklayacağım. Buradan gideceğiz. Bakalım maden bulabilecek miyiz? Bayağı bir. Ya bu saatte maden olur. Ya saat geç olduğu için. Geç bugün pazar akşamı değil mi? Bakalım. Bizim Wand da gelmiştir. Bakarız gittiğimiz yerde. Şimdi Silver Pine'a geçiyoruz. Şu öldürme görevini ben bir iptal etmek istiyorum. Bu mesela bir işe yaramıyor artık. Bu Tırhal'la görüşeceğiz. Bunu görüşürüz olmazsa. Şunu da iptal ediyorum. Bunu da iptal et. Yapmıyorum artık bunları. Bunu da yapmıyoruz.
Bir yerleri kalacak. Bu neymiş ya? Farms. Buradan mı? Bir gül falan aldı dedi de. Bir çiçekten bahsetti. Ha, buraya mı geleceğiz? Abi ne gerek var oraya gitmeye şimdi? Vallahi hiç gidemem. Bu sadece galiba şey veriyor bize. Eşya veriyor. Ekstra bir özellik falan vermiyor. Bir sınıf görevi mi acaba bu? Sanmıyorum ya. İnşallah bu sınıf görevi falan değildir. Öyleyse yaparız artık. Yapacak bir şey yok. Daha sonra yaparız. Ama sınıf görevi olsa direkt şey şehre vermezdi. Yani burada verirdi. Buradan bir şey al, bir şey yap derdi. Ondan sonra en son şehre verirdi. Öyle bir şey yapmadı. O yüzden sanmıyorum. Sınıf görevi olduğunu. Yani bizim sınıfın özel ama işte gereklilik bence çok önemli değil diye düşünüyorum. Yolumuzda birkaç görev var. Önce onları alalım. Kurt görevi falan var diye biliyorum burada. Daha sonra devam ederiz. Onları yaptıktan sonra. Yani şurada bir şey escort görevi var. Ama öncesinde şu kurt görevini alsam mı diye düşündüm. Ya da orada bir görev almış. Birisi almış, bir anlamı yok oraya gitmenin. Önce şunu alsak iyi olacak. Maden varmış. Altı tane kalbini istiyor bunu. Kurtların. Evet, biz biraz zorluyorlar. Gayet normal zorlamaları. Bir levelim neredeyse bizden fazla mı? Aynı mı? Aynı leveldeyiz. Şey yapalım. Ekmek de yapalım. Atıyorum bunları. Bunlar işimiz yok artık. Bunları atacağım. F'ye. Geldi ya. Güzel. Diğerini çekti bari. Eyvallah. Sen de şunu al.
Bir tarif geldi. Leatherworking. Yani bir işimize yaramıyor bizim. İki tane kalmış. Var mı orada adam? Herhalde yok. Bakmak lazım. Bakıyoruz. Yoktur. Evet, son bir tane kaldı. Ya şu adam gelse vardı hemen yapalım şu escort görevini de. Uğraşmayalım fazla. Wand'ı güçlendiren bir talent var mı burada? Arcane'de olması lazım. %13. %26-25 falan güçlendiriyor galiba. 2 puan verilebiliyormuş. Ya Arcane bilmiyorum. Hiç Arcane giden yok herhalde şeyde. Mage'lerde. Nerede bu? Göremedim, kurdu. Yok. O press tab kesmiş bunları ya. Bize şey kurt kalmadı. Onda geldi. O özel bir Gorfang. Özel bir kurt arkadaşlar. Şunu bir avlı verelim. Ya bakalım buraya. Sana ateş büyüsü yapacağım. Alev topu göndereceğim sana. Al bunu, ye bunu. Bunu da ye şimdi. Ye bunu da.
Yani bir şey çıkmadı ama bu eldiven daha iyi bir eldiven. Elimdekinden en azından. O işime yarıyor. Bu çıkmadıysa ben devam edeceğim dostlar ya. Vallahi bunun için uğraşmak istemiyorum boşu boşuna. Herhalde çıkmadı. Bakalım bir. Devam. Item geldi. Mail item'ı. 2 strength veriyor güç. Şimdi alan bazlı yeteneklerimiz gelsin. Grind yapmaya başlayacağız. Mesela bir grind yeri burada arkadaşlar. Moonlock'lara bakalım bir şöyle. Hem onları görmüş olalım. Hem de maden arayacağım biraz geçtiğim yerlerde. Bu Moonlock'ları grind ile kesebiliriz. Kurt adamlar falan da var mesela burada. Ne ararsınız var. Bak bunların da köyleri var. Kasabaları. Barakaları var. Bunlar da kesilebilir. Bunlardan bir şey çıkıyor mu acaba ya? Kumaş falan çıkıyor mu? Maden var. Copper. Hop merhaba. Aha onu yemedi. Güzel. Mükemmel. Ve hızlı koşuyor bunlar. Yenebiliyor mu bu? Yenebiliyor. Afiyet olsun. Tamamdır. Buradan çıkabiliriz. Yoldan gidelim de. Bir tık tehlikeli burası. Şu an bizim için. Hiç bulaşmayalım bunlara. Bir de şurada bir kale var. O kale gideceğim ben. Orayı da merak ediyorum. Oranın da hikayesi vardı illa ki. Levelleri kaç bilmiyorum. Oraya bakmak lazım bir ara. Düşmanların. Gidelim bakalım bir gün. Çok değişik bir yer burası ya. Tabii o taraf alayım. Buranın arkasında mı, yan tarafında mı bir maden var da yan tarafında. Bakalım ona be. Ha. Merhaba. Dedim arkamdan kesin gelecek. Geldi. Geldi yani.
Orada da bir maden. İyi, burada maden varmış. Aslında burayı da bir taramak lazım böyle. Hem copper'lar çıkıyor. Güzel yani, fena değil. İşimize yarayabilir burası bizim. İşte belli saatlerde oyuna girmek lazım madenleri toparlamak için arkadaşlar. O biraz mantıklı oluyor öyle yaptığınızda. Ben geçtim mi acaba şey girişi? Geçmiş olabilirim. Şuradan giriş vardı galiba. Aynen, geçmişiz girişi. Daha da gidiyoruz yani. Merhaba. Güle güle. Thank you. Daha gelmemiş o şey. Zaten 13. seviyede açılacak. O yüzden bir anlamı yok. Evet sevgili dostlarım, burada bölümün sonuna geldik. Lütfen videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın.